Ayşen Şahin, 13 Ağustos 2023, Evrensel Onur'un hakkı sanalda kaldı. İktidarı ele geçirdiğinden beri bu otorite işinde profesyonelleşti. Hukuksuzluğu usule, usulsüzlüğü hukuka dayandırmakta da bir dünya markası oldu. Baskıyı çeşitlendirdi, propaganda araçlarını çoğalttı, ayrıştırma politikasında zirveye ulaştı, topluma saldığı öfke ve nefretin adresini yönetmekte makas ustası oldu tepki sönümlenmesinde itfaiye şefi çelişki yaratırken bir ödüllü tasarımcı adeta. Bizlerse 22 senede halk olmakta amatörleştik. Akışına bırakıldığımızda tebaya tabi olmak kaçınılmaz oldu. Sosyal medyanın hızlı gelişimi, 10 yılda zirveye oturması sosyolojik-psikolojik etkileriyle ekmeklerine yağ sürdü. Etkileşim, bilgi ve birikim gerektirmiyor. Hakikat bile bir koşul değil. Andy Warhol'un herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacaktır sözünün üzerinden 55 sene geçmiş. Şimdilerde kolay edinilen ün 15 dakikada da silinmiyor. Profesörlerin sözü bin kişiye ulaşırken elektrikli testereyle tereyağı kesip videoya çeken 10 milyonlara ulaşıp milyonlarca lira kazanabiliyor. Bilgiyi sefil bir yaşam beklerken bilgisizliği en yüksek sesle bağırabilen konfora eriştikçe iyice zıvanadan çıkıyor. Sosyal medya herkesin herkese had bildirmesine, ahkam kesmesine, tutarsızlığına, mantıksızlığına, sığlığına rağmen kendine taraftar bulabilmesine alan açıyor. Harvard kadrosundan Dr. Donna Hicks'in Dignity: Its Essential Role in Resolving Conflict kitabında geçiyor. Meslektaşlarımızla veya sevdiklerimizle bir tartışma yaşadığımızda ve bilerek ya da bilmeyerek birbirimizin haysiyetini ihlal ettiğimizde Öteki kişinin gözlerinin içine bakıp şu sözleri söyleyebilecek miyiz? Seni anlamak istiyorum. Seni dinlemek ve en az senin de benim hikayemi duymanı istediğim kadar senin hikayeni duymak istiyorum. Sana aramızdaki ilişkinin benim için en az haklı olma ihtiyacım kadar önemli olduğunu söyleyebilmek isterdim. Bir ulusun bunu diğerine söyleyebildiğini düşünmek isterdim. Saygınlığını onurlandırmak buna başlamak için bir yoldur. Artık sosyal medyayla tek bir ihtiyaç ön plana çıkıyor. Haklı olmak tutkusu. Yangını söndürmek değil, yangın çıkmasın diye uğraşmak değil. Yangın çıkacak cümlesini ilk kuran tutkuyla bekliyor yangını. Oysa bazen haksız çıktığımızda hep birlikte kazanırız. Bize parmak sallayan değil, dinlemek için kulağını dört açan biridir asıl ihtiyaç ve o kulak verebilen olmaktır asıl meziyet. İnsanların içindeki kötülüğün önünde bir engeldi yüz yüze olmak. Birinin yüzüne ağır söz söylemek yürek ister. Ardından konuşmak kolay. Yüzüne söyler tatminli, ardından konuşmak kolaycılığının adı sosyal medyada iletişim. 22 senelik cahilleştirme, eğitimsiz, bilgisiz bırakma, obskürantizm meyvelerini verdi. Bilmek önemli değil artık. İnterneti olan konuşuyor. Medya senelerdir münazara tekniklerinden, tartışma etiğinden, sözün öneminden, bağlayıcılığından uzak programlar yayınlıyor sadece siyasette de değil. Evlilik programları, sportif yarışma, yemek yarışmaları, diziler. Bağıran, çağıran, ağlayan, çemkilen insanlar dolu ekranlarda. En patavatsızın, çıkarcının, çirkefin sonunda kazandığı işler izleyip duruyoruz. Bir zamanlar misafirperverliğiyle ünlü memlekette birbirinin yemeğine, evinin dekoruna, üzerine giydiğine en ağır hakaretlerin edildiği yarışmalar, reyting rekorları kırıyor. Laf anlatmak değil, laf sokmak meziyet olmuş. İşte neticede 9 sezonda 400 bölümden fazla aynı karakteri oynamış ve başka da pek bir icraatı olmayan ama yüksek sesle baba 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 diyebilen taş fırın erkeği devlet tiyatroları genel müdürlüğünün başına atanıyor. Ve demiyor, aman efendim bu pozisyona layık, kuruma, mesleğe senelerini, ömrünü vermiş üstadlarımız varken göreve benim atanmam yakışık almaz. Tıpkı milli güreşçinin Diploman bile yok, ben finanstan, ekonomiden ne anlarım, beni bankada bir vazifeye yazmayın demediği gibi. Benim henüz bir makalem bile yayınlanmadı, bu pozisyon için yetkin değilim demeyen rektörler gibi. Onur, sessiz kalan bir mevhum değil. Öte yandan sayısı gitgide azalan onurlu insanlar var her alanda. Onlar hakikati söyledikçe fatura önlerine geliyor. Soruşturma, yargılama, işsizlik, sürgün, tehdit… İki takdir, üç alkışla gerisinde kendi kendine bırakılan bir mücadele. Onur da öyle bir şey ki, azı çoğu yok. Ya vardır, ya yok. Onur'dan çark etmedikçe, hayat kavgasının Bordo berelisine dönüşüyor insan. Vurun lan vurun, yine ölmedim, diye diye. Toplumun bir kesiminin kahramanı oluyor, toplum ona koruması olmayan bir kahraman kostümü dikiyor, uzaktan takdirleriyle. Aslansın sen, kaplansın. Sana ne yaparlarsa yapsınlar yılmazsın, yenilmezsin havlu atmazsın. Ama işte günün sonunda o cezaevi hücresinde yalnızsın günün ortasındaysa hiçbir tepkiden muaf değilsin. Tam tersine sınavın herkesinkinden ağır. Kahramandan bir teviye kahramanlık bekliyor toplum. Değil mi ki bir kez gözünü karartmış, hakikat savunmuş, bedeline katlanmış bundan sonra her tartışmanın en politik doğrucusu olmalı. Her tavrı, her kesimi kapsamalı, her an dimdik durmalı, her konuda söz üretmeli, her eyleme katılmalı, her kavganın aynı anda bayrağını en önde tutmalı. İnsani hisleri kenara bıraksın, yaşamdan keyif almayı aklına getirmesin, hayallerini paketlesin, kaldırsın. Herkesin derdinin ardında odursun. Yemesin, içmesin. Sakın hiçbir alanda bir gram kazanan olmasın. Bir rakıya bile oturmasın. O da zamlandı denize ayak sokmasın çünkü asgari ücretli tatil yapamadı. Akbelene gitmiş olabilir ama neden aynı anda Dikmece'de değildi? Oradan da öğleden sonra çağlayan adiyesine ışınlanması gerekmez miydi? Çünkü o artık kaybedenlerin kavgasının temsilcisi, kaybettikçe kıymetlenecek. Kahraman kalmak için insanlıktan çıkmak gerek. Perişan halde oradan oraya koşturmak onun işi. Bundan sonra halkımıza neden neredeydi ve neden nerede olamadı onun hesabını verecek. Mücadelesinin sınavcısı da evinin mutfağında gelişmeleri sosyal medyasından takip ederken sitemlerini bildirip çayından koca bir yudum çekip pijamasının lastiğini şöyle bir gevşetebilecek. Bu çay hüpletmesi eşliğinde uzaktan takdirler, sessiz kalarak işine devam eden, durumu ekmek parasıyla izah edebilen, çocuklar tarikat yurtlarında ölürken, köylü ormanından tekme tokat sürülürken, kadın katilleri salı verilirken, Meslektaşları yargılanırken aman tadımız kaçmasın diye ortalarda yokmuş, haberi olmamış rolü yapan ama gün gelip de seçime üç kala ya da bir konuda milyonlar aynı anda ses çıkardığında hanesine eksi yazmasın diye dört parmakla kalp yapınca ya da bir etiketi yazıp ya da iki satırda böyle de olmaz ki canım sertliğinde tweetler atınca onlara da nasip oldu. Ne güzeldi böyle dökmeden taşımak değirmenin suyunu. Peki adil mi? Kara dağlıya yüklenmek kolay oluyor. Kendi taşlarını kendi döşedi. Kırdığı potları, ettiği çarkları yazsan yol oluyor zaten. Orantısızlık, liyakatsizliği ifşa ederken ki şehvetimizle, liyakati dayatırken ki isteksizliğimiz arasında. Biz kahramanlarımızın kavgasında onlara ilaç olamadık. Hakikati haykırırlarken yüz binlerce alkıştık, bedelini öderlerken patlamadı avuçlarımız. Bu bir halat yarışına döndü. İktidar halatın bir ucundan asılmakta mahirleşti. Bizi ellerinin ip kesiği olmasından çekinenler, ipe nasıl yükleniri anlatmaktan ipi tutmadığını fark edemeyenler batırdı. Bir avuç insan en önde, elleri nasırlaşmış halde, tüm yük onlarda, iktidar tarafıyla tam yüz yüze, tam karşı karşıya. Biz isimlerini bir Twitter etiketinde yalnız değildirle yazıyoruz zaman zaman. Sonra halka cezaevi ziyareti yasak, Mektup gönderimi olmuş 48 TL. Mektup alışkanlığı zaten bitmiş çoktan. Yeterince onurlandırıyor muyuz onurlu insanları? Baltazar Grasyan karşısındakini onurlandıran herkes onurlandırılır. Kibarlık ve onur öyle erdemlerdir ki kime dağıtırsanız dağıtın yine de en çoğu sizde kalacaktır, diyeli 450 sene olmuş. 430 sene geçerliliğini koruyup şu an bizler için bu sözün boşa düşmesi zoruma gidiyor. İktidar profesyonelleşti, dengesini bozup arafta bırakıyor toplumu. Mesela en çok zammı içkiye yapıyor. İnatla içeceğim dersen o kazanıyor. İçmiyorum ulan o zaman vergim cebine girmesin dersen yine o kazanıyor yaşam şekline müdahaleyle. Herkes çılgınca yoksullaşıyor. Benzin zammına karşı çıkacaksın ama onca yoksulluk varken araban mı var senin? Dikkat çekme o zaman. El alem ekmek bulamıyor. Sus otur. Merdan Yanardağ, Öcalan savunurken tutukluyor ki, sen gazeteciyi savunurken doğru cümle kurmakta zorlanıp, Öcalan savunur pozisyona düşmekten ve suç işlemekten korkasın, sesin gür çıkmasın. Tecridi, hasta tutsakları Fethullahçılar üzerinden haberleştiriyor ki, hak savunucusunu cemaat savunur duruma sokup suçlayabilsin. Kavramlar atıyor ortaya ve jenerikleştiriyor. İktidar dili pelesenk oluyor dile, oradan açtığı yoldan yürüyor. Mesela FETÖ diyor, Fetullah terör örgütü. Cemaat kelimesini çekti aradan cımbızla. Diğer cemaatler kurtuldu oklardan. Rahatça devlet kadrolarına sızabilirler yeniden. Faiz lobisi diyor, dümdüz tercüme hatasından hedef yarattı. Yurttaş faizin adından korkuyor. Para her gün hiç oluyor. Foncular diyor, devletin kurumları fonlarla ayakta kalıyor ama sinemasına, ekoloji projesine AB fonu alan terörize oluyor biz de üretilmiş, uydurulmuş kavramlarla yani iktidar diliyle iktidara yanıt yetiştiriyoruz. O da sosyal medyada. Meydanda olanlar bildiğiniz gibi sayısı 5-10 bini geçmeyen kahramanlar. Bazen diyorum ki Gezi davasını 10 binler takip etseydi de tüm trafik duruşma yüzünden kilitlenseydi dava günlerinde. Tutukluluk çıkmazdı belki. Bir gazeteci tutuklandığında ülkenin 81 ilinde insanlar ellerinde gazeteyle yazıyor, yazıyor, Hukuksuzluğu yazanı tutukladılar. Hala yazıyor diye gezseydi, otobüslerde, metroda yüksek sesle gazetecinin haberlerini okusaydı, haberler misliyle yayılsaydı, hala gazeteciler tutuklanır mıydı? Bir doktor şiddete maruz kaldığında sağlık emekçileri tüm yurtta hizmeti durdursaydı her seferinde. Böylelikle kalkan elin önünde önce diğer yurttaşlardan bir duvar olmaz mıydı kendiliğinden? İş cinayetlerinde şalterler inseydi de İşverene bedeli misliyle olaydı ölümlerin, tedbirler artmaz mıydı? Bazen diyorum ki, o da olmasa hiçbir şeyden haberimiz olmayacak sandığımız sosyal medya olmayaydı gerçekten. Öfkemizin debisi yatağından taşar mıydı? Barış Behlivan 8 aylığına yeniden cezaevine girecek. Her gün tweet atıyorum işte bende, barışın hakkı diye binlerce insanla beraber. Göz göre göre dün kitap fuarlarında söyleşi de 3 güne cezaevi. İnsan aynada kendine bakınca zoruna gidiyor. Gitmiyor mu sizin de? Ayşen Şahin